Bugün sizlere kremalı sebze çorbası yapacağız. Tam böyle mevsimlik, harika, lezzetli mi lezzetli bir çorba. Evet, kremalı sebze çorbası yapmak için neler gerekli? Bakalım hemen tezgahımıza ve tek tek sayalım. Öncelikle bir tane kereviz, bir tane havuç, bir tane kabak, sıvı yağ bir fincan gerekecek. Bir yemek kaşığı tereyağı, 3 tepeleme un, yarım litre süt, bir çay bardağı krema, karabiber ve tuz. Bunlar varsa hemen yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle 1 litre suyumuzu kaynattık. Kaynıyor burada hazır. Ve kaynayan suyumuzun içine biz kerevizleri böyle tavla zarıyla okey zarının arasına tek tek böyle güzel güzel doğrayacağız. Bakın şu büyüklükte. Gördüğünüz gibi. Yalnızca kereviz, havuç ve kabak olması gerekmiyor. Evinizde hangi sebze varsa, örneğin fasulye çok güzel olur. Bezelye çok güzel olur. Evinizde hangi sebze varsa onlarla çok rahat yapabilirsiniz. Ama gerçekten inanılmaz lezzetli ve güzel bir çorba olacak. Benim tavsiyem kışın kış sebzeleriyle yapın. Yazın yaz sebzeleriyle yapın. Ama ana maddesi değişmiyor. İçine koyduğumuz sebze değişiyor. Bunu da mevsimine göre yaparsak çok faydalı. Vücut bağışıklığımızı güçlendirecek nefis bir mevsimine göre çorba olur. Hani elbiselerimizi yazlık kışlık giyiyoruz ya. Bence soframızı da ona göre ayarlamamız gerekiyor. Evet, kerevizler şöyle. Havucu da doğrayalım. Çorbalar soframızın vazgeçilmezidir. Hele hele kışın hiç vazgeçmeyelim. Bunları hemen atalım kaynayan suyumuzun içine. Karıştıralım. Şimdi kabağımızı da doğrayalım. Kabuğunu soymamıza gerek yok kabağımızın. Evet. Kabaklarımızı da doğradık hazır. Bunu da atıyoruz. Evet. Şimdi bunun içinde kabağımız, havucumuz, kerevizimiz haşlanır. Bu haşlanırken biz ne yapıyoruz? Biz sebzelerimiz kaynarken hemen altını açalım. Çorbamızın sosunu yapmak için altını yaktık. Hemen bir fincan sıvı yağ koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bir fincan. Tereyağı. Bir yemek kaşığı. Evet, yağımız eridi. 3 kaşık tepeleme un koyuyoruz. Böyle unun hafif böyle hamsı dediğimiz böyle bir kokusu vardır. O gittiği zaman hemen koyacağız içine sütümüzü. Rengi hafif döner böyle. Ama sürekli karıştıracağız. Böyle hafif koku gelmeye başlayacak burnunuza. O gelen koku tamam ben oluyorum demektir. Unumuzun kokusu geldi. Kavruldu. Hazır ve sütünü koyuyoruz. Sütü koyduktan sonra eğer evde varsa, yoksa koymayabilirsiniz ama kremasını da koyalım. Bir çay bardağı. Evet. Bir tatlı kaşığından daha az tuz. Biraz da karabiber. Tamam. Karıştıralım. Evet. Hazır. Güzelce bunu şöyle kenara alalım. Sebzelerimize bakalım.
Pişip pişmediğini kontrol için şöyle elimize baktık. Oo, lokum gibi olmuş. Hazır. Hemen bunu içine sebze çorbamızı döküyoruz. Suyuyla birlikte sebzenin karıştırıyoruz. Böyle yapalım. Gördüğünüz gibi çorbamız hazır. Kıvamını dediğim gibi koyduğunuz zaman, eğer baktınız böyle çok kıvamlı, bir bardak su ilave edebilirsiniz. Yok ben böyle severim diyorsanız hazır. Bir de ne yapacağız? Bu böyle çocuklar mesela sebze püreleri, sebzeler ağzına geldiği zaman çocuklarımız yemeyebilir. Ya işte bunun içinde ne var anne falan dediğinde ne yapabilirsiniz? Blender'ı buna koyduğunuzda, blender yaptığınızda hepsi böyle içinde bütün sebzelerin, vitaminlerin hiç kaçmadığı şekilde çocuklarınıza bir mercimekli çorba kıvamında yedirebilirsiniz. Şimdi tadına bakma zamanı. Buraları kaldırıp bir tadına bakalım çorbamız nasıl oldu. Evet, çorbamız hazır. Şimdi en güzel zamanı, tadına bakma zamanı. Bakalım. Kaldıralım şöyle tabağımıza. Evet. Şöyle. Evet. Çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi bu çorbanın içinde yok yok. Canımız ne isterse onu koyuyoruz. Havuç var, kereviz var, kabak var. Ama mevsimine göre fasulye koyabilirsiniz, bezelye koyabilirsiniz, pancar koyabilirsiniz. Canınız ne var? Evde sebze var mı? Var. Tamam, bunu yapabilirsiniz. Önemli olan bunun yaptığımız kremasıydı, sosuydu. Sosunu da hep beraber yaptık. Bir şimdi tadına bakalım. Bence kışın sofranızdan eksik etmeyin. Çocuklarımızdan bunu mahrum etmeyin. Ve çok güzel, böyle inanılmaz lezzetli, inanılmaz besleyici bir çorba. Hepinize afiyet olsun.